Arkadaşlar merhaba. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur? Bakalım. Ünlü düşmesine bakıyoruz arkadaşlar. Bakınız şurada ayrıntı diye bir sözcük var. Ayırmak bir fiil arkadaşlar. Ayırmaktan ayrıntı olunca bakın burası bir fiildir. Burası neye dönüştürdü? Fiilden isme dönüştürdü. Yani bir yapım eki aldı ve ayırmaktan ne oldu arkadaşlar? Ayrıntı oldu. Ayırmak fiilinin kökündeki ı ünlüsü düştü. Buna ünlü düşmesi diyoruz. Bunu geçtik. Ünsüz düşmesine bakalım arkadaşlar. Şurada ufacık diye bir sözcük var. Kelimemiz ufak. Ufak sözcüğüne cık cık küçültme ekini getiriyoruz. Bu aynı zamanda bir yapım ekidir. İsimden isim yapar arkadaşlar. Ve ne oluyor kelimemiz? Ufacık oluyor. Peki ufacık olduğunda ufak sözcüğünün sonundaki k ünsüzü ne oldu? Düştü. Ünsüz düşmesinde gördük. Ünlü daralmasına bakalım. Kısaca hatırlatıyorum. Arkadaşlar ünlü daralması A, E geniş ünlülerinin I, I, U veya Ü dar ünlülerine dönüşmesidir. Bunlar geniş ünlü, şunlar dar ünlü. Geniş ünlüler dar ünlüye dönüşürse buna daralma deriz arkadaşlar. Ünlü daralması. Peki nerede var? Şu sözcükte var. Diyeceklerini. Arkadaşlar demek bir fiil. Y yardımcı ünsüz. Acak ecek burada sıfat fiil eki. Demek fiili acak ecek sıfat fiil ekini aldı ve ne oldu? Şöyle yazıldı. Diyecek şeklinde yazıldı. Buradaki E geniş ünlüsü neye dönüştü? I dar ünlüsüne dönüştü. Ve biz buna ne diyoruz? Buna daralma diyoruz. Bunu da görmüş olduk. Arkadaşlar ünsüz benzeşmesine bakıyoruz. Kısaca hatırlayalım. Şimdi fıstıkçı şahap dediğimiz, fıstıkçı şahap olarak aklımızda tuttuğumuz bizim sert ünsüzlerimiz var. Bunlar bizim sert ünsüzlerimiz. Bir kelime bunlardan biriyle bitip yine fıstıkçı şabın içerisinde bulunan ÇTK sert ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek alırsa biz buna ünsüz benzeşmesi veya ünsüz sertleşmesi veya ünsüz uyumu deriz arkadaşlar. Fıstıkçı şahaptaki ünsüzlerden biriyle bitecek ve ÇTK dediğimiz yine fıstıkçı şahapta olan sert ünsüzlerden biriyle başlayan ek alacak. Peki nerede var? Mesela şurada var. Sağlamlıktır. Arkadaşlar çözelim. Şimdi sağlam isim, sağlam isim, sağlamlık isimden isim ve bu ismi yüklem yapıyoruz. Biz buna ek eylem getiriyoruz. Ek eylem geniş zamanı dırdır. Ama bu ek buraya ne diye gelecek? Tır diye gelecek. Niye? Çünkü sağlamlık sert ünsüzlerle bitiyor. Gelen ekin de kendisi gibi sert ünsüzle başlamasını istiyor. Biz de burayı sert okuyoruz ve gelen ekin kendisine benzemesini istiyor. O yüzden benzeşme diyoruz. Yani burada ünsüz benzeşmesi dediğimiz bir ses olayı var. Bunu da bulmuş olduk. Ünsüz yumuşaması nedir? Ünsüz yumuşaması şudur. P, ç, t veya k'nin arkadaşlar b, c, d, g ya da yumuşak g'ye dönüşmesine biz ne diyoruz? Yumuşama diyoruz. Mesela bir örnek verelim kitap sözcüğüne ı getirdik. Ne oldu? Kitabı oldu. İşte yumuşama bu. Parçada bunun bir örneği yok. Dolayısıyla bizim cevabımız E seçeneği oldu arkadaşlar.